soundlarda en çok progresif soundları seviyorum sanırım. Zenon'a biraz yükseliyorum bu aralar. Evet, kaliteli olan birçok müziği de dinliyorum ama yani sonuçta hani oturup Türkçe müziklerde dinlediğim zamanlar oldu. Caz da dinlediğim zamanlar oluyor, reggae de dinlediğim zamanlar oluyor. Atıyorum mesela bir gün poi çalışacağım. İşte ritim olarak dub ritimler böyle hoşuma gidiyor falan. Onunla çalışıyorum o zaman işte daha böyle farklı patenler, daha farklı böyle kurgu çıkıyor ortaya. Dans anlamında ve poi anlamında. Müzik zaten çok önemli yönlendiriyor. Tabii ki çünkü hepsinde bir duygu var. Melodilerle o duyguları sana anlatmaya çalışan sanatçıların ortaya çıkarmış olduğu şeyler melodiler. O yüzden sana diyemem yani ben illa şunu dinliyorum. Çünkü yeri geliyor psytrance dinliyoruz. Yeri geliyor işte tekno dinliyoruz. Melodik şeyler dinliyoruz. Bilmiyorum böyle çok efkarlanıyorsun. Böyle çok arabeske kaçan bir karakter değilim ama böyle kendimi sakinleştirecek işte böyle etnik müzikler falan var. Hı-hı. İşte mantralar falan dinliyorum. Backup'ımda tabii vardı şey. Varoş'ta büyüdüğüm için biraz şeylik, arabesklik falan filan. Ama birçok şeyin artık farkına vardıktan sonra insanların müzik lezzeti algısı, algısı da değişiyor, lezzeti de değişiyor. Yani bir de müzik sürekli upgrade olan bir şey. Yani durduğu yerde kesinlikle durmuyor. Her gün yeni tatlar, her gün yeni farklı soundlar ortaya çıkıyor. Çünkü her insanın notaya bakışı farklı, her insanın notayı insanlara sunuşu farklı. Etkinliklere katılıyorum, psytrance dinliyorum. Ama işte tekno bir etkinlik olduğu zaman da onu da kaçırmamak için elimden geleni yapıyorum. Zaten hani o tarz bir etkinlik olduğunda çok fazla alternatif seçeneğin oluyor. Hani bir tane değil, işte 10 tane, 20 tane etkinliğin durumuna göre 50 tane, 300 tane DJ oluyor. Performans sergileyen insan oluyor. Onların içinden senin aynı kulağına uygun olan melodilerin kimler olduğunu zaten hani müzik dinleyicisin, sen birçoğunu biliyorsun, tanıyorsun. Ona göre de kendi skalanı yapıyorsun. Aa, bunu dinleyeceğim, bunu dinleyeceğim, bu saatte main stage'de olacağım, dans edeceğim. Bu saatte alternatif stage'de olacağım, işte tekno dinleyeceğim. Ya da işte healing arenalarda böyle etnik melodiler yapıyoruz. Bazen canlı performanslar oluyor, didgeridoo'lar oluyor, vurmalı çalgılar oluyor filan. Bazıları da ondan hoşlanıyor. Öyle başlıyorlar, sonra öyle devam ediyorlar, sonra oraya geçiyorlar filan. Alternatif çok fazla tat oluyor eğer bir festival ortamında oluyorsan. O yüzden şöyle diyebilirim, ben kaliteli olan birçok müzik sound'ını seviyorum. Canlı çalmak mı yoksa elektronik müzik mi? Onda da tatmin olduğum durumlar farklı, öbüründe de tatmin olduğum durumlar farklı olduğu için ikisinde lezzet farklı dostum. Başka duygular tatmin oluyor, başka duygular tatmin oluyor. Yani günümüzün teknoloji bu kadar dijital olmasına rağmen o saflığı hala koruyabilmiş diyorsun yani. Tabii ki. İnsanlar işte müzikle dertlerini anlatıyorlar ya. Aynen. Mesela hiç sözü olmayan bir müzikte bile harbiden senin de müziğin konuştuğunu hissedebiliyorsun yani. Bir hikaye anlatışını baştan sonuna kadar hissedip o hikayeyi hatta bazen yaşayabiliyorsan eğer müzikle gerçekten yakın olabiliyorsan. Çocukluğum zamanında, eski zamanlarda yani işte 30 sene önce, 25-30 sene önce ayı oynatırlardı abi insanlar. Ve tefle yaparlardı bunu. Yani tefle ayı oynatıyor adam. Zinciri takıyor burnuna, sokak sokak gezdiriyor. Ha ben bunu ayı oynatıyor, işte insanlar evet. Balkonlardan para atıyor, işte seyredenler gidiyor para veriyor falan. Ve o zamanlar tabii çocukluk çok şey geliyordu, eğlenceli geliyordu. Makara bir şey geliyor. Sonra düşünsene abi önünde kocaman bir hayvan var. Dev gibi abi o. Yani ormanda karşına çıksa altına sıçarsın. Ama dans ediyor. Mahallede abi ayı gelmiş, sana bir de hop, tef çalıyorlar. Ayı orada oynuyor. Yani o zaman çok umursamıyordum ama şimdi düşündükçe tabii inanılmaz büyük bir sömürü olarak geliyor. Şimdi görsem zaten daha farklı bir tepki gösterirdim. Artık zaten yok herhalde böyle şeyler. Yani bilmiyorum ben İstanbul'da var mı uzun zaman önce İstanbul'dan taşınıp Antalya'ya geldik. Benim ben hiç geldim. Görmedim İstanbul'da. Antalya'da işte öğleden böyleye geldik yani. Kapı gıcırdısından dijital dünyanın inanılmaz olanaklarıyla önümüze sunulan hani BPM'ler artık olmuş 200, 300 kopuyorlar yani değişikler. Sen didgeridoo çalabiliyorsun hatırlıyorum ben bunu. Aynen. Sende de vardı bir. Çok afak üfleyebiliyorum ama yani çalıyorum diyemem, kesinlikle demem yani öyle bir şey. Didgeridoo'da bir de bir circle durumu var ya. Ha onu mesela daha sen yogadan dolayı daha yapamıyorum. Vay, okay. O bambaşka. O zaman birlikte buna da çalışalım. Orada sürekli üflemen gerekiyor. Hı-hı. Ağzında dolduruyorsun. Ağzında hava varken
hala nefes alıyorsun ama buradan ağzından veriyorsun. Aynen. Ve öyle durmuyor. Normalde biz çalarken çalıyoruz sonra nefes almak için orada bir pauz oluşuyor. Okey, burada bir anlaşmamız olsun. Bunu öğrenelim birlikte dostum, oturalım, tamam. Çalışalım. Dijidudumuz var mı? Dijidudumuz var ama öncelikle nefesi çalışmamız lazım diye düşünüyorum ben. Nefesi çalışalım. Tamam, nefes. İki tane de dijidudum var. Bir tanesi wood, okaliptus ağacından. Çok inanılmaz güzel. Bir tanesi de epoksiden. Bir arkadaşım bir prototip olarak yapmış. Yap. Ve ben gördüm böyle renkli falan değil mi? Acayip hoşlanıyorum. Seviyorum renkli. Zaten evet. Yani inanılmaz hoşuma gitti. Abi dedim, bu dedim benim olmalı falan. Aldım kardeşim, seviyorum. Ne şovlar yapıyorlar ama sanatçılar. Bu yayılmasının nedeni de bence işte bu backpackerlardan dolayı yayıldı mevzulara. Yani insanlar öğrendi, yanlarında taşımaya başladılar. Sokak müziğine döküldü iş, işte canlı performanslar, sokakta kazandıkları parayla artık dünyayı gezmeye başladı insanlar. Çok farklı amaçlar için müziği kullanabiliyorsun. Hani adam dünyayı gezmek için enstrüman çalmayı öğrenmiş. Bu enstrüman olayını bir de insanlara bir şekilde pazarlamayı öğrenmiş. Oturuyor. Çalıyor sanatıyla, melodisiyle, anlattığı şeyle bir şekilde para kazanıyor. Hiç sistemin içine dahil olmadan, beyaz yakalı dediğimiz tiplerle çalışmadan adam kazanıyor ve bütün dünyayı geziyor ve hiç kimseyi de umursamıyor yani. Bu tarz iş yapan çok kişi var. Bazıları işte makreme veriyor, bazıları yoga eğitimi veriyor, bazıları sanat yapıyor. Mesela otelleri ya da küçük guest house gibi lojman mı diyelim Türkçe? Guest house, misafir evi. Lojman denmez de daha çok böyle hostel, küçük otel, minik otel. Onları mesela dekorasyonuyla uğraşıyor. Bir gidiyorlar, kalıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Work and travel gibi. Geziyorum, çalışıyorum. Aynen. Work and travel. Bu aslında work and travel böyle olur. Hem çalışırım hem gezerim. Kaplumbağa gibiler zaten abi. Evleri sırtlarında yani adamların. Neleri var, neleri yok. Bütün her şeyi bir sırt çantasında. Adam bir çıkıyor abi, işte Almanya'dan çıkıyor yani. Dünya geziyor. Tanıdığım bir arkadaş vardı. Ülkesine dönmeyen çok insan gördüm yani. Adam Almanya'dan da Hindistan'a kadar bisikletle gitti. Evet, ben de tanıyorum öyle. Yani Hindistan'a değil ama çok uzun yol bisiklet kullanan birkaç insan ben de tanıyorum. Ama komple kullanmıyorlar. Tabii ki zaten canım, öyle bir sonra şey yani yok. Yani düşünsene, yürüsen bile yürüyemezsin komple kullanmıyorlar. Aa yok o anlamda değil. Mesela yani arada otostop çekiyorlar gibi. Aynen. Bazı yerler var mesela, orada bisikletle geçemezsin. Atıyorum dağ var. Orada tünelden işte tren geçiyor. Trene biniyor. Mesela trenden gidiyor. Ondan sonra devam ediyor. Ama yine de yüzlerce kilometre bisikletle sürmek yani harbiden. Yani İngiltere'den G-Fest diye bir festival var. Juggling Festi. O yüzden G-Fest. Jonglörler işte atıyorlar, tutuyorlar. İngiltere'den bisikletle oraya gelen adamla tanıştık abi. Böyle bir şey olamaz yani. Ve adamın full bisikletin arkası böyle kasa yapmış böyle. Özel bütün işte topları, juggling malzemeleri, poyileri, işte staffları, her şeyi yanında geziyor adam. Ve duruyor mesela atıyorum. Bir de tiyatral bir yeteneği de var adamın. İşte toplarla oyun oynuyor, juggling yapıyor, hula hop çeviriyor, ne bileyim poi yapıyor, staff çeviriyor. Ve bunu insanlara göstererek bir şekilde yoldaki bütün masraflarını karşılıyor. Jonglörlükle, sanatıyla, yapabildiği bütün becerilerle aslında. Harbiden güzel bir şey yaptığın zaman her zaman alıcısı vardır yani. Tabii ki. Önemli olan kendini doldurmak, bir şeyle uğraşmak. Onun her zaman bir yerde bir alıcısı vardır yani. Yeter ki yaptığın iş güzel olsun. Aynen. Her zaman bahane üretip ya onun yüzünden, bunun yüzünden, şunun yüzünden gibi şeyler olmaması gerekiyor. Bir şeye aklını vermen gerekiyor. Aylarca mı, haftalarca mı, bazen yıllarca kendine günün büyük kısmını ya da hayatının bilmiyorum büyük bir kısmını ona verirsin. İyi seviyeye kadar getirirse o zaten seni her zaman doyurur diye düşünüyorum. Aynen, ben aynı düşünüyorum. Bir de şova gitmiştik zaten, oraya çok sevmişlerdi Kıbrıs. Orada sokak çocuklarıyla ilgili bir projeye destek olmak için işte sokakta ateşle insanları ateş dansıyla büyülemek için gitmiştik ve gerçekten de çok çok büyülü ve inanılmaz zaman geçirmiştik. İşin base'inde sokak çocuklarına yardım olduğu için duygusal danlar vardı. Peki nasıl ateşi o çevirerek ne çocuk? Şöyle bir şey, benim Kıbrıs'ta yaşayan Derviş Zeybek diye bir arkadaşım var. Stüdyo 21 diye onların oluşturmuş olduğu bir dans okulu var. Ve uzun zamandır da orada da bir kale içi, sur içi gibi bir yer var. Oradalar. Oradaki çocukları eğiterek, onlara sanat öğreterek, dans öğreterek, juggling öğreterek o çocukları daha kötü durumlara eğilimlerini azaltmak için uğraşan insanlardı. Sokakları boyadı.
boyadılar, her yere grafitiler yaptılar. Yani duvarları o kadar çok inanılmaz renklendirdiler falan ki. Ve belediye destekli, işte oradaki devlet kurumları destekli yapıyorlar tabii ki bu işi. Sokakta da festival düzenleme şeyleri var. 3 gün üst üste Lefkoşe'nin belli yerlerinde o cadde meydanı, öbür meydan 3 tane stage kuruldu. Her 3 stage'de de farklı tarzda müzikler vardı. İşte bir tarafta mesela en son Mercan Dede geldi. Lan inanılmaz muhteşem şeylerdi. Çünkü semazenler çıktı önce. Semazenlerin giydiği etekler böyle aynalıydı. Yukarıdan böyle ışıklar vermişler. Semazen bir dönüyor abi. Işıklar böyle yani içe geçiyor böyle çok acayipti. Mercan Dede de zaten çok inanılmaz, çok takdir ettiğim bir sanatçı. Çok da severek onunla aynı sahnede olmak çok acayip bir duyguydu benim için. Yan yana geldik sanırım falan. Aynı bir hikaye. Ve gün içinde de workshop yapıyorduk. Yani insanlara yaptığımız işi bir şekilde gösteriyorduk da, öğretiyorduk da işte poi neden iyi, niye yapıyoruz, işte bununla neler becerebiliyoruz gibi. İlham işte, gibi. Handmade poi nasıl yapılır, evdeki ev malzemeleriyle poi nasıl üretilir falan gibi şeyler öğreterek işte oradaki insanları bilinçlendirip daha böyle sanata kanalize olmalarını için elimizden gelen her şeyi yapıyorduk işte. Eğlenceli. O zaman biz de eğlenceye başlayalım mı? Hadi bakalım. Hadi o zaman.